Önce İbrahim Sarmış Hoca kurgusunu yaparken tabii çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir dostumuzdur. Ali Rıza Hoca'ya da teşekkür ediyorum ama umduğum sonucu alamadığım ortaya çıkıyor. Biz de öyle. Biz de öyle. Şimdi burada İbrahim Sarmış Hoca'nın okuduğu ayet var. Diyor ki Seuzübillah innellezine sebekatlehum minnel husna ulaike anha mubadun ayet-i kerimesini okudu. Kendileri için el husna sözü verdiğimiz kişiler cehennemden uzak kalacaklar ve onun hışırtısını bile duymayacaklar. Peki el husna sözünü Cenab-ı Hak kime verdi? Şimdi Kur'an, o kelimelerin karşılığını Kur'an'dan bulmak lazım. O da şeyde geçiyor. Bakın Necim suresinin 31 ve 32'de diyor ki Allahü Teala evet ve yeziyellezine ahsenu bil husna, iyi davrananları husna ile karşılasın diye bu şey kurmuştur, sistemi kurmuştur diyor. Peki iyi davrananların kim? Ellezine yeştenibune kebairel ithmi vel fevahiş. Günahın büyüklerinden ve fuhşun çeşitlerinden. Yani bu kadın erkek ilişkisi, erkek erkeğe, kadın kadına hepsi girer bu işin içerisine. Ondan uzak kalanlara el husna sözü veriliyor. Cennet hocam. El husna'nın Kur'an'daki kullanımı cennet manasına. Şimdi ayette burada bakın, bu ayetin birisinde diyor ki Allah ihsanda bulunanı husna ile cezalandırsın diye böyle yapıyor diyor. O husna, ihsanda bulunanların kim olduğunu da diyor ki büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden uzak duranlar diyor. Burada bunu açıkça ifade ediyor. Ondan sonra da bizden kendisine hüsna sözü verilmiş olanlar. İşte hüsna sözü verilmiş olanlar büyük günahlardan uzak kalanlardır. Biz burada bugün onu konuşmuyoruz. İkinci olarak da şeyde de bir problemimiz var. O bir Halit kelimesi vardır, bir de ebeda kelimesi vardır. Halit kelimesi bizim meallerde maalesef ebedi manasına tercüme edilir. Yani halidine fiha ifadesi meallerde ebedi, yani o cehennemde ebedi olarak kalırlar anlamında tercüme edilir. Halbuki Halit demek ölümsüz demektir. Yani cehenneme giden de ölmeyecek, cennete giden de ölmeyecek. Ölümsüz demektir Halit. Onun için mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Cenab-ı Hak diyor ki efe immitte fehum halidun, sen öleceksin de onlar ölmeyecek mi? Evet. Şeceretül hult mesela şeyde Adem aleyhisselamla ilgili ölümsüzlük ağacı. Şimdi ama Kur'an-ı Kerim'de halidin kelimesinin yanına bir de ebeda kelimesinin eklendiği ayetler vardır. Halidine fiha ebeda. Şimdi bunlar cennete gidenler için de kullanılır, cehenneme gidenler için de kullanılır bu iki kelime. Bu çok önemli bir husustur. Bakın ben şimdi size şey yapayım. Nisa suresinin 57. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İnanan ve iyi iş yapanlar. Bak, biz salih amel yapmayanlarla ilgili konuştuk cehenneme gitmeyi değil mi ayetlerde? İnanan ve iyi iş yapanlar. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ Onları içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ebeda. Orada ebediyen ölümsüzleşeceklerdir. Hem halid hem ebeda kelimesi var. Şimdi ikinci şeye bakalım. İkincisi de tekrar bu halidin kelimesi, halidine fiha ebeda sözü geçen ikinci ayetimiz. Gene Nisa suresi, gene müminlerle ilgili. Ellezine amen ve amilus salihat senudhilum cennetin tecri min tahtiha enhar halidine fiha ebeda. Gene aynı şekilde inanan ve iyi iş yapanlar diyor ayet-i kerime. Orada ebediyen cehennemde cennette ölümsüzleşeceklerdir diyor. Üçüncüsü yine Nisa suresinde, bu da Nisa suresinin 169. ayetiydi. Hatta 168 ile birlikte okursak İnnellezîne kaferû ve zalemû lem yekunillâhu liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka. Bak, kafir olmuş ve yanlış iş yapmışlar. Yani yanlış işler yaparak kafir olmuşlar desek daha iyi olur. Onlar diyor Allah onları bağışlayacak değil. Onları bir yola da getirecek değil. İlla tarika cehennem, ancak cehennem yoluna yönlendirir. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen ölümsüzleşeceklerdir. Bak, bunlar da kafirler. Az önceki cennetinde ebediyen inanan ve salih amel yapanlardı. Şimdi tekrar Burada bakın Maide suresinin sonunda da yine şimdi Kâlallahu hâze yevmu yenfe'u sâdikîne sıdkuhum lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr. Bunlar sadık olanlar, yani içi dışı düzgün olan insanlar. Bunlar da cennete gidecek olan kişilerdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Allah'ın razı olduğu kimseler zaten ifade ediliyor. Ondan sonra tekrar bir daha halidine fiha ebeda ayeti kelimesi Tevbe suresinde geçiyor. Gene bunlarda işte yübeşşiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu diyor. Gene burada da ellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillah, inanan, hicret eden, Allah yolunda cihad edenler, bunlar da ebedi halit kalacaklar. Zaten bunlar konusunda herhangi bir problem yok. Şimdi bu kadar örnekle yetinelim. Yani ebeda kelimesi cehennemle ilgili sadece kafirler için kullanılıyor. Cennetteki ebeda kelimesi de salih amel işleyenler için kullanılıyor. Ama şimdi şey de mesela faiz yiyenler için ebeda kelimesi yok. Yani cehennem halidun var. Hüm fiha halidun var. Adam öldüren müminler için ebeda kelimesi yok. Hüm fiha halidun var. Sadece o kelime var. Bu sebeple bütün bunları birleştirdiğim zaman bunlar basit farklar değil. Yani günah işleyen kişinin cehenneme gireceği, yani günah sevabından fazla gelenin cehenneme gireceğini Kur'an açıkça söylüyor. Buna yorum denmesinin ben anlayamıyorum doğrusu yani. Sevabın fazla gelirse de bu da cennete gidecek. Zaten şeyler için hesap da kurulmayacak cehennemlikler için. O ayet neydi hatırlarsan? Adamların zaten kafir olduğu zaman bütün amelleri yanmış. Bunun için hesap kurmaya ne gerek var? Onlar doğru cehenneme gidecek. Demek hesap kurulacak olanlar müşrik olmadan ölen insanlardır. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman şimdi Ali Rıza Hoca diyor ki bunların salih amel işlememeleri mümkün değil. Tamam, salih amel işlemişse o ameli sevabı günahından çoksa zaten o konuda söz söylemeye gerek yok ki. Fakat şimdi şöyle düşünün. Adam tuttu bir Müslümanı öldürdü. O Müslüman da bunu öldürdü. Bunun kurşunu ondan daha önce gitti oraya. Ve şey yaptı. Allahü Teala bu adam ebedi cehennemde ölümsüz olarak cehenneme girecektir diyor işte. Girmeyecek mi? Ve bu adam da kafir değil.